Kesimleri, kadınlar, emekçiler, işçiler, gençler, çocuklar, üniversite öğrencileri, çiftçiler adalet ve özgürlük talep ediyorlar. Halklarımız aynı zamanda adalet, özgürlük ve eşitlik talep ediyor. Bu mücadeleyi büyütmek ve ortaklaştırabilmek adına burası önemli bir zemin. Herkese direnişi büyütmeye, direnişle dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Geçtiğimiz aylarda CHP'nin bir adalet yürüyüşü oldu. Şimdi de HDP yapıyor. Aynı ilgiyi görmesini bekliyorum aslında bu nöbetinde. Şu anda memlekette en çok ihtiyacı duyulan şey adalet ve her kim onun peşinde koşuyorsa, onun için çaba sarf ediyorsa onun yanında dayanışma içinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Bütün baskılara rağmen bu yapılabildiğine göre daha büyük birliktelikler sağlanabilir. Bu çağrı mutlaka cevap bulması gereken bir çağrıdır. Bütün demokrasiden, barıştan, adaletten yana olan herkesi çağıran bu toplantıyı zannediyorum yakın tarihimiz kaydedecektir. Ben başarılar diliyorum. Biz adaleti kazanmanın dayanışmayla ama esas olarak da ortak mücadeleyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Burada verilen mesajlar da buna işaret ediyor. Türkiye'nin geleceğinin karanlıkta kalmasını istemiyorsak, AKP iktidarının Türkiye halklarına vaat ettiği karanlığın egemen olmasını istemiyorsak ortak mücadeleden ve dayanışmadan başka şansımız ve seçeneğimiz yok diyorum. İşimiz zor ama zorlu bir mücadelenin henüz başındayız.